Hepinize merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün RKS 125 Pro ve RKS New Light, aslında üçü de RKS New Light. Şöyle görün, ben kadrajdan bir çıkayım. Bu motorların tanıtımını yapacağız. Şu en baştaki benim yeni sıfır almış olduğum motor ve 276 kilometrede falanım. Buradaki su yeşili 2700 kilometrede. Bu gold rengi değil, bu gri rengi, benimki gold rengi. O da 5000 kilometrede. 3 tane motor, böyle bir gruplandık, turluyoruz, gazlıyoruz, geziyoruz birazcık. RKS grubu olduk gibi. Şimdi size RKS motorun detaylarından biraz bahsedeceğim. Ben bu 300 kilometrelik zamanda neler yaşadım, memnun muyum, değil miyim? Bunların hepsini zaten anlatacağım. Şimdi teknik özelliklerine de geçeceğim. Gel biraz kanka, yaklaş, motoru bir yakından göster. Motora baktığınızda ön kısımlar zaten LED farları, gündüz farı ve normal farı bulunuyor. Ön camı bulunuyor. Burada RKS'nin kendine ait bir logosu bulunuyor. Arkada şöyle bir çantası var. Zaten görmüş olduğunuz gibi. Güzel bir çanta. Hafif böyle plastik. Çok sert değil. Güzel ama iç görüyor. Üzerinde boyacı eldivenlerim var. Şimdilik bunları aldım 10 liraya, al buradan. Ellerim üşüyor çünkü hava soğuk. İşte devir göstergesi, burası dijital, burası da benzin göstergesi. Her kontakta bu arada yağ ışığı yanıyor. Sanırım o rodajdan sonra düzelecek. Motorun 125cc bir silindiri var. 4 zamanlı tek silindirli bir motor. Otomatik 8.20 Nm tork bir torku bulunuyor. Benzinli, hava soğutmalı, ön ve arka fren disk oluyor. Ön lastik 130'a 60-13, arka lastik 130-60-13. Uzunluk 1950 mm, genişlik 650 mm, yüksekliği 1060 mm, net ağırlığı 101 kilo. Azami yükü 251 kilo, yakıt tankı kapasitesi de 8 litre. Motorları yakından size gösterirken ben konuşmaya da başlayacağım. Şöyle yakından bakın. Öncelikle motorda benim görüşümce bayağı bir titreşim var. Yani şu koltuğun selesi biraz sert geliyor bana. Bilmiyorum, bana mı öyle geliyor? Birçok motor kullandım ama biraz sert. Ayaklarım da tam ucu ucuna yetişiyor. Hatta şöyle bir göstereceğim. Şöyle oturuş pozisyonunu bir göstereyim. Bu şekilde ayaklarımı da gösterebilirsem, böyle hani tam basamıyorum. Şu anki bu konumdan dolayı tam basılıyor ama genelde böyle duruyor diyebilirim. Onun dışında şu alt kısımlarda bayağı bir titreşim sağlıyor. Yani motor güzel aslında gidiyor diyebilirim. Rodajda olduğum için çok fazla basamıyorum ama yaklaşık 80-90'ı gördüm. Motorların tipi, işte görünümü aslında baktığınızda bir Çin malı motor gibi değil. X-Max, PCX gibi duruyor. Görenler RKS logosunu görmese de PCX zannedebilir. Şimdi bu motorda modifiyeli, böyle elciklerini falan göster. Bunlar takılmış sonradan, güzel. Burada bir ped var. Gerçekten bu ped bence lazım ki arkadaşımız da o yüzden almış. Bayağı böyle ağrıtıyor Toto'yu. Bu burayı açmayı biliyor. Evet, motosikletimi hayırlı olsun aldım. Artık gidebilirim. Hadi bismillah. Bunları sökmesi de gerçekten zor yani. Motosikleti ilk teslim alış sürecim bu şekilde. Araya böyle bir video sıkıştırmak istedim. Daha jelatinleri bile sökülmedi, daha sökmedim. Evin oraya gittiğimde sökeceğim. 0 kilometre New Light 125 Pro. Şu an kontak açık zaten. Tabii birazcık böyle güneşli olduğu için gözükmüyor. O zaman hayırlı olsun. Ben gidiyorum, birazcık süreyim. Birazcık kullandıktan sonra da deneyimlerimi paylaşacağım. Bu arada gri bakır rengi diye geçiyor. Gold da diyorlar, gri bakır da diyorlar. Ama bu şekilde. Şimdi telefon tutucu takmaya geldim. Plakayı taktır. Telefon tutucuyu taktır. Kask burada. Şu plaka falan mı çıksın da. Ha, kutusu bu. Bakacaksınız eğer, kurulduktan sonra gösteririm. Böyle bir şey, sıkmalı açmalı. Şimdi buraya takılıyor aynanın.
açısından. Bakalım nasıl duracak. Ha şöyle bu gölgede de göstereyim. Şimdi motorun ön jelatinlerini söktüm zaten. Bir tane kask aldım LS2 Rapid'in. Böyle de mavi vizörü. Şimdi gidiyorum plakayı işlemlerini halletmeye. Plakayı daha çıkarttırmadım. Boş çünkü öyle arasına girmişti. Bunları falan çıkartacağım. Sonra bir işte ufak tefek biraz gezerim, biraz bakarım. Çalıştırırken de size göstereceğim. Zaten bunlar detay görüntüler. Böyle güzel bir çekimini de yapacağım bu video içerisinde. Şöyle etrafını göstereyim. 2023 model. Daha 5 kilometrede falan görmüş olduğunuz gibi. Gri bakır diye geçiyor. Gold da diyorlar. Hani söylemiştim zaten. Güzel de bir gidişi var yani şu an. Memnunum tabii, biraz uzun kullanmam gerekiyor. Bu motorda işte böyle dediğim gibi bir oturma şeyi var, pedi var ve bu biraz daha yumuşatıyor. Bunda da ayak pozisyonu bu şekilde. Bu da yaklaşık 2-3 santim oturma pozisyonunu havada tutuyor. Zaten ben anlatırken detay görüntüleri gösteriyorum. Şimdi farını gösterelim benimkinden bir cihazın. Bu kaskı da düşürmeyelim. Çekim esnasında kaskı düşürdüm. Allah'tan bir şey olmadı ama olsun. Şu an kısalar yanıyor. Kısa bu şekilde gösteriyor. Uzunları yaktığımda bilmiyorum videoda anlaşılıyor mu. Bu şekilde de selektör atabiliyorsunuz uzun kısa olarak. Selektör tuşu bulunmuyor. Kadranda zaten uzun yaktığımızda şurada, uzun ve kısa burada. Selektör tuşu bulunmuyor. Bu şekilde selektör atabiliyorsun. Sinyal sağa verdiğimizde sağ yanıyor. Sola verdiğimizde sol. Bastığımızda sinyal gidiyor. Buradan gücünü kesebiliyorsunuz. Şu şekilde açtınız. Bu kapalı kaldığında şu an motor çalışmaz. Bassam da hiçbir şekilde çalışmıyor. Bunu açıp ondan sonra çalıştırıyorsunuz. Böyle bir telefon tutucu var. Bunu almıştım motoru alırken bir bayiden. Şimdi en büyük problem benim için söyleyeyim. Aynalar abi leş. Bence o kadar leş ki. Yani hani geniş duruyor ama aynaları gelsene bir bak şuradan göster. Yani bu büyüklükte bir ayna. Hem trafikte aslında şurası büyük olduğu için geçişlerde ben zorlanıyorum ya da acemiyim diye. Ama ayna bayağı büyük olmasına rağmen dirsekleri gösteriyor. Ben bunları hatta geriye aldırdım bir tık daha şundan dolayı. Dedim bunu takarken de biraz geriye alalım. Gene ne kadar da geriye alsak hala aynı dirsekleri gösteriyor. Şimdi soranlar oluyor. Ben bu motosikleti bayiden koruma demiriyle aldım. Çantası ve ön camı vardı. Nevlite 125 Pro olarak geçiyor. Daha 300 kilometrede. Yakında zaten kullanırım. Biraz daha deneyimlerimi ikinci videoda paylaşırım. Motovlog tadında da bir video atmayı düşünüyorum. Biliyorsunuz ürün inceleme kanalıyız. Aldığım motoru incelemek istedim. 3 tane de böyle canavar gibi bir motor var. İşte zaten renkleri aynı. Şu en sağdaki su yeşili olan modeli. Bu gri olan modeli. En soldaki de gold. Bakır rengi olarak geçen model. Lastiklerini gel şöyle gösterelim. Ön ve arka zaten disk fren demiştim. Gördüğünüz gibi disk. Lastiklerin de tutuşu bence güzel. Üstünde gelen lastikler bunlar. Hani böyle daha yeni olmasına rağmen biraz ısıttıktan sonra lastikleri güzel oluyor. Bir de şu egzoz sesini dinleteyim size. Evet. 2023 RKS Nevlite Pro'da çantası, demiri ve ön camı bulunuyor. Bu gördüğünüz 2022 ikisi de normal Nevlite olarak geçiyor. Bunlarda çanta ve demir bulunmuyor. Ama gel şöyle biraz daha. Bak mesela bu da 2022 ama camını ve çantasını taktırmış sonradan arkadaş. Nereden aldığını bilmiyoruz. Bu makine ikinci el çünkü. Hani tam olarak bilemiyorum. İç hacmini de bir göstereyim ben size. İç hacmini gösteriyorum şimdi size kasanın. Bu şekilde bir iç hacmi var. Kalitesi çok kaliteli değil. Böyle hani plastik bir parça. Ben içerisine işte kendi disk kilidimi falan koyuyorum. Bak şöyle alttan da göstereyim. İç kısmı da bu şekilde. Böyle bir bez parçasıyla şey yapmışlar. Ben eğer motor çok uzun süre bende kalırsa buralara ses yalıtım malzemelerinden ufak böyle bir malzemeyle kapatmayı düşünüyorum. Bu şekilde de kapanıyor. Ve böyle kilitlediğinizde artık açılmıyor. Videomuz bu kadardı. Anlatabileceklerimi anlatmaya çalıştım. Belki de size hani bir kullanıcı tarafından örnek olmuş olur. Almak isterseniz bu motoru alınır mı alınmaz mı orasını ben bilmem. Ama ben aldım ve kullanıyorum. Memnunum veya memnun değilim. Bunu zaman gösterecek. Şu anda daha 300 kilometrelik bir yol yaptım ve hani herhangi bir gazlama ya da işte çok yüksek hızlara çıkamadım. Zaten çıkabileceği maksimum muhtemelen 120 ya da 115 kilometredir diye tahmin ediyorum. Daha motoru bile açmadım. Jelatinleri bile çoğunun üstünde duruyor. Biraz daha kullanayım. Şöyle bir 1500-2000 kilometre yakın yol yaptıktan sonra zaten detaylı videosunu paylaşmaya çalışacağım. GoPro'da takıp üzerinde nasıl gittiğini, nasıl ettiğini göstermeye çalışacağım sizlere. Videomuzu burada bitiriyorum. RKS Nevlite 125 Pro ve RKS Nevlite normalleri bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.